sevgili seyirciler. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Ben Zehra Küçük, moderatör Gece ile karşınızdayız. Söz verdiğimiz gibi Türkiye'de ve dünyada neler olup bitti? Hepsini anlatacağız, hepsini paylaşacağız ama öncesinde gelin 5 madde halinde özetlere bakalım. Sonrasında ayrıntılara geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatını uyardı. Peki o uyarılar neydi? Erdoğan ana muhalefet partisi CHP'ye de sert sözlerle yüklendi. Terör diliyle konuşuyorlar yorumunu yaptı. Bu cümle ne anlama geliyor? Birazdan AK Parti milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner'le konuşacağız. Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dramının boyutu her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler son verileri açıkladı. Komşu ülke Bangladeş'e kaçanların sayısı 146 bine ulaştı. Daha yakından bakacağız bu habere de. Bir anlık gaflet, küçücük bir hata. Ardında bir hayat boyu çekilen bir acı. Çocuk büyütmek hiç şüphesiz çok zor bir şey. İşte o örneklerden biri Van'da yaşandı sayın seyirciler. 4 yaşındaki çocuk evlerinin balkonundan düşerek yere çakıldı. Düşme anında ve sonrasında neler yaşandı birazdan ekranda olacak. Uçuş güvenliğini tehlikeye atan dronlar İstanbul semalarında bir kez daha sahneye çıktı. Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu kuleyi drone tehlikesine karşı nasıl uyardı? O uyarı telsiz konuşmalarına nasıl yansıdı? Birazdan paylaşacağız. Bursa'da yaratıcı bir müzisyen piknik tüpünden enstrüman yaptı. Tüp saz adını verdi. Müzik dünyasının yeni çalgısını da getireceğiz ekrana. Başlıklar işte böyleydi ama biliyorsunuz çok daha fazlası var. Hiç vakit kaybetmeden moderatör Gece'ye hemen başlayalım. Şimdi çok özel bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Sıdıka Bilgin'le tanıştıracağız sizleri. 90 yaşında Sıdıka teyzemiz Adıyaman'da yaşıyor. Yolda yürüyordu. Çöp konteynerinin içerisinde bir Türk bayrağını gördü. Ve sonrasında helal olsun dedirtecek o hareketi yaptı. Çöpteki Türk bayrağını aldı, öptü, sonra da evine götürdü. Bu anlamlı davranışı herkesi duygulandırdı. Nenem 95 yaşında. Gördük şu an çöpün içinden bayrağı çıkarıyor. Güzel ülkemizdeki vatan sevdalılarından sadece biri o. Adı Sıdıka Bilgin. Adıyaman'da tek başına yaşıyor. Çöp konteynerinin içindeki Türk bayrağını gördü. Görür görmez de bu hareketi yaptı. Görüntüler çok şey anlatıyordu. Bayrağımızı defalarca öpmesi ise başka söze gerek bırakmadı. Yaşananları kameraya kaydeden vatandaşlar yaşlı kadının yanına giderek ellerinden öptü. Vallahi eli de öpülecek. Benim Allah'ım. Biz de öpüyoruz Sıdıka teyzemizin o güzel ellerinden. Şimdi devam edelim. Aslında üzücü haber, bir haberle devam edeceğiz. Muğla'dan bir yangın haberi geldi sayın seyirciler. Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler giderek maalesef büyüyor. Rüzgarın etkisiyle de kısa sürede yayıldı. Hava da kararınca çalışmalar sadece karadan yürütülebiliyor. Mahallesi Akbük mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle çok kısa bir sürede büyüdü. Yangına 4 uçak, 13 helikopterli havadan, 126 arazöz ve 650 orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle yakındaki Zeytinköy Mahallesi jandarma ve orman ekipleri tarafından boşaltılıyor. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler vatandaşların bölgeyi boşaltması için sürekli anons yapıyor. Alevlerin Zeytinköy Mahallesi'ne sıçraması üzerine yerleşim yerlerinde bulunan kişilerin tahliyesi için jandarma komutan yardımcısı jandarma albay Numan Öksüz komutasında 77 personel olay mahalline geldi. Öksüz bölgede evlerini terk etmek istemeyen İsmail ve Arzu Çınar çiftini güçlükle ikna ederek yaşlı çifti ve kedilerini makam aracına alıp sağlık ekiplerinin bulunduğu alana ulaştırdı.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen çifte ambulansla müdahale etti. Yangında yaklaşık 30 ev zarar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız saatler içerisinde genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti teşkilatına uyarılarda bulundu sayın seyirciler. Erdoğan şer odaklarıyla birlikte hareket eden ülkeleri hatırlattı o uyarıları yaparken ve bu saldırılardan kaçınmak partimizin görevidir. Başarısızlığın hesabında millet gelir bizden sorar değerlendirmesinde bulundu. Devletin zirvesinin gündeminde ana muhalefet partisi de vardı. CHP'ye de sert sözlerle yüklendi. Terör diliyle konuşuyorlar dedi. Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderi bütünleşmiştir. Bunu böyle bilelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatını, il başkanlarını ve ilçe başkanlarını bu cümlelerle uyardı. Bize hesabi değil, hasbi olanlar lazım. Eğer hesap adamı olursa değerli kardeşlerim çökeriz. Ama hasbi olursa Allah'ın izniyle kaleleri düşüre düşüre yola devam ederiz. Erdoğan AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Devletin zirvesi şer odaklarıyla birlikte hareket eden bazı ülkelerin çabalarını hatırlattı. Sorumluluk omuzlarımızda, başarısızlığın hesabını millet bize sorar dedi. Her şeyden önce ülkemiz ve milletimiz adına bu saldırılara karşı mücadele etme sorumluluğu iktidar partisi olarak bizim yani AK Parti kadrolarının üzerindedir. Kimseye suç yükleyemeyiz. Bunun faturası tarih tarafından bize kesilir. Onun için de çok hassas olacağız, çok dikkatli olacağız ve ona göre bu çalışmamızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefete yüklendi. CHP'nin siyasi tavrını Alman siyasetçilere benzetti. Ana muhalefet partisi programı ve gayretiyle milletimizin gönlünü kazanarak iktidara gelmek yerine AK Parti ile ve şahsımızla birlikte Türkiye'nin de kaybetmesi pahasına yönetimi ele geçirme anlayışıyla hareket ediyor. Dil normal bir muhalefet dili değil. Adeta bir terör örgütü dili. Onlar ne yapıyorsa bakıyorsunuz onlar da aynısını yapıyor. Yani şu anda Almanya'daki iktidar muhalefet mücadelesindeki ortak payda ne? Türkiye'ye saldırma. Erdoğan'a saldırma. Burada da ana muhalefetin şu andaki dili bakıyorsunuz terör örgütünün diliyle aynı. Erdoğan 2019 seçimlerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yürüyüşümüz kutludur. Ayak uyduramayanlar geride kalır dedi. Sözleriyle dikkat çekti. Bakanlarımızın bu konudaki bir defa kararlılığı çok önemli. Bu yürüyüşe ayak uyduramıyor mu? Kenara koyacağız. Engel mi oluyor? Kenara koyacağız. Bu millete hizmette laubalilik mi yapıyor? Kenara koyacağız. Bu millete hizmette kalkıp da affedersiniz her türlü yolsuzluğa bulaşan mı var? Kenara koyacağız. Buralarda dikkatli olmaya mecbur. AK Parti Giresun İl Başkanı Ali Tütüncü, Hasan Ali Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı sayın seyirciler. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Aileye taziyelerini iletti. Helal ediyoruz, hak edenlerimizi de kabul eyle. Giresun AK Parti İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle toprağa verildi. Yönetim kardeşimizin de dolarını hediye ve ikram eyledik vasıtayla yarabbim. 46 yaşındaki Hasan Ali Tütüncü, 2 yıldır kanserle mücadele ediyordu. Tütüncü için memleketi Giresun'da cenaze töreni düzenlendi. Üstü şehadette bulunuyoruz. İyi mümkün kardeşlerimizdik. Hacı Miktat Camii'ndeki cenaze namazında Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de saf tuttu. Seyyid-i Resulullah salavat. Başbakan Tütüncü'nün tabutuna omuz verdi.
Ardından yakınlarına başsağlığı diledi. Yeni mezarlığa defnedilen Hasan Ali Tütüncü, AK Parti İl Başkanlığı'nın yanı sıra Giresunspor Kulübü Başkan Yardımcılığını da yürütüyordu. Tütüncü, evli ve iki çocuk babasıydı. Evet, Arakan'daki insanlık dramına dair haberleri buluşturacağız sizlerle. Önce Türkiye'nin Eylül ayında dış politika hamlelerini anlatacağız değerli izleyiciler. Oldukça yoğun bir program bekliyor Ankara'yı. Oldukça yoğun bir gündem var. Mesela Suriye'de kalıcı barış için yapılan Astana görüşmeleri gündemde. Myanmar'da yaşanan Müslüman katliamı ve Türkiye'nin bu yaşananlara tepkisi, Almanya'daki seçimlerle Irak Kürt bölgesel yönetiminde yapılması planlanan o seçimler Ankara'nın yakın markajında olacak, yakın takibinde olacak. İşte bunları SETA yani Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı'nın genel koordinatörü Profesör Doktor Burhanettin Duran 24'e değerlendirdi. Duran nasıl tespitlerde bulundu? Beraber izleyelim. Türkiye son dönemin en kritik Eylül ayını yaşıyor. Hem bölge coğrafyası hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni yol haritaları yaşanacak gelişmelere göre yeniden şekillenecek. Türkiye, İran ve Rusya öncülüğündeki Astana görüşmelerine 14-15 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da devam edilecek. Ankara, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması ve son yaşanan gelişmelerle ilgili tezlerini Astana'da masada deklare edecek. 19 Eylül'de ise dikkatler bu defa Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilecek. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Myanmar'da Müslümanlara yönelik yaşanan katliam hem de Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştirecek. Biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyorum. Ama Türkiye'yi yakından ilgilendiren asıl gelişmeler 24 ve 25 Eylül tarihlerinde yaşanacak. 24 Eylül'de Almanya'daki seçimler hem Ankara-Berlin hem de Avrupa Birliği ilişkilerinin rotasını şekillendirecek. 24'te yayınlanan sivil siyaset programına katılan Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı SETA'nın genel koordinatörü Profesör Doktor Burhanettin Duran da Almanya'daki seçime dikkat çekti. 24 Eylül'deki seçimlerle beraber bitmeyecek. Merkel'in de söylediği gibi bu Avrupa Birliği gündemine taşınacak. Bitmeyecek. Ha. Çünkü Almanya kendi içinde bunu artık bir siyasetin bir parçası haline getirdi. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Duran, Alman siyasetçilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılığının temelini vurguladı. Türkiye iç siyasetini yani 2019 seçimlerini etkileyebilmek için böyle bir uzun metrajlı bir kampanya yaşayacağız. Burada ama mesaj şu, Türk halkını seviyoruz, Türkiye'yi seviyoruz. Ama Erdoğan gitsin. Erdoğan'la asla. Ve Irak Kürt bölgesel yönetiminin yapmak istediği referandum. SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'a göre bölgede dengeler Türkiye açısından çok hassas. Eğer Barzani'nin bu çıkışını Türkiye engellerse Barzani devrilecek. Barzani devrildiğinde Türkiye bir müttefikini kaybetmiş olacak ve Kuzey Irak'taki denge İran'ın eline geçecek. Eğer Barzani bu yoldan yürürse ki yürüyeceğini gösteriyor, Kerkük için savaşırız diyor. Bu sefer de Türkiye'nin hiç istemediği bir şey olacak. Bir bağımsızlık ortaya çıkmış olacak. Irak toprak bütünlüğü bölünmüş olacak. Arakanlı Müslümanların dramına ilişkin son durum aslında yürekleri yakmaya devam ediyor ve insani boyutu hakikaten daha da artarak devam ediyor sayın seyirciler. Birleşmiş Milletler'de gelen son verileri açıkladı. Komşu ülke Bangladeş'e kaçanların sayısı 146 bine ulaşmış durumda, hatta aşmış durumda ve Myanmar'ın Bangladeş sınırına mayın döşediği iddiaları da geliyor. Arakanlı Müslümanların kaçışı sürüyor. Her gün on binlerce Müslüman komşu ülke Bangladeş'e sığınıyor. Sayı günden güne artıyor. Arakan'da yaşanan insanlık dramının boyutları da. Son açıklama Bangladeş'ten geldi. Myanmar'ın Bangladeş sınırına mayın döşediği iddia edildi. Kimi denizden, kimi Naf nehrini aşarak ulaşıyor Bangladeş'e. Can havliyle ülkelerini terk edenler arasında
kadın ve çocuklar çoğunlukta. Aralarında yürüyemeyecek durumda olan birçok yaşlı ve hasta da var. Baskı, cinayet, tecavüz, yakılan evler, köyler. Kaçanlar korkunç şeyler anlatıyor. Onlar Bangladeş'e ulaşabilecek kadar şanslı olanlardı. Ama o kadar şanslı olmayanlar da var. Ölümden kaçarken denizde can verenler. Sık sık üzücü haberler geliyor. Son olarak Bengal Körfezi'nde bir tekne alabora oldu. 35 kişi vardı. Ölenler oldu. Katliamın fitili 25 Ağustos'ta ateşlendi. Myanmar ordusu karakollara saldırıları bahane etti. Sözde güvenlik operasyonuyla bütün Müslümanları cezalandırdı. Myanmar İnsan Hakları Ağı'na göre ordu eliyle şiddet kampanyası yürütülüyor. Arakan'da Müslümanlardan arındırılmış bölgeler oluşturuluyor. Müslümanların ibadethaneleri kapatılıyor. Camiler, evler kullanılamaz hale getiriliyor. Ülkenin fiili lideri ise eleştirilere gözünü ve kulağını kapıyor. Aung San Suu Kyi, Hindistan Başbakanını kabul etti. Gazeteciler Arakan'ı sordu. O, ordunun katliamları yokmuş gibi davrandı. Buna karşılık sokaklarda Myanmar'a karşı ses yükseliyor. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da büyük bir gösteri düzenlendi. Yer Myanmar Büyükelçiliği'nin önüydü. Birleşmiş Milletler'e yapılan çağrı etkisini gösterecek mi merak konusu. Myanmar ise şimdiden önlemini almaya başladı. Rusya ve Çin'le görüşmeler yapıyor. BM Güvenlik Konseyi'nden çıkacak olası bir kararı engellemek istiyor. Çin ve Rusya konseyin daimi üyeleri. Dolayısıyla veto hakları var. Myanmar'daki katliamla ilgili dikkat çeken bir detay daha var. Ordu İsrail silahları kullanıyor. İsrail ise Myanmar ordusunun kendi üretimi silahlarla yaptıklarının farkında. Buna rağmen ülkeye silah satmayı sürdürüyorlar. Yani katliama ortak oluyorlar. Dünya bir Türkiye etmedi edemedi bu olayda sayın seyirciler. Aslında uluslararası camianın bu tavrı bizi şaşırttı mı elbette. Hayır, daha önceki örneklere baktığımızda da benzer tablolar söz konusuydu. Yine 3 maymun oynanıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zulmün başladığı ilk günden bu yana sergilediği tavırlarda netice buluyor. Biliyorsunuz Myanmar lideriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Sayın Cumhurbaşkanı ve sonrasında yardımların ulaştırılabilmesi söz konusu oldu. İlk etapta 1000 tonluk bir yardım ulaştırılacak ve şu anda da Sayın Emine Erdoğan mültecilerin bulunduğu, Bangladeş'teki mültecilerin bulunduğu kampa gitti. Onları yerinde ziyaret edecek, acılarını ortak olacak, onları dinleyecek. The international community must undertake concerted efforts to prevent any further escalation and to seek a holistic solution. Dünyanın yapamadığını Türkiye yaptı. Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmü durdurmak için harekete geçti. Kısa sürede çok etkili sonuçlar aldı. Daha da somut neticeler bekleniyor. Myanmar'da maalesef çok büyük katliamlar yapıldı. Bütün bu katliamlar karşısında insanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in çağrısından çok önce harekete geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'ın fiili lideriyle görüştü. Myanmar hükümeti, TİKA'nın Arakan'a 1000 ton insani yardım yapmasına izin verdi. Zamandan kazanmak için yardım yerinden temin edilecek ve Arakan'da zor durumdaki Müslümanlara dağıtılacak. Arakanlı Müslümanlar ordu ve Budist çetelerin saldırılarından kaçıyor. Canlarını kurtarmak için komşu ülke Bangladeş'e akın ediyorlar. Bangladeş başta onları almak istemedi. Bir süre sonra sınır kapattı. Türkiye önce burada gücünü gösterdi. Bangladeş'e sınırı açın, masrafları karşılayalım dedi. Ve sınır açıldı. Hala her gün on binlerce Arakanlı Müslüman bu ülkeye kaçıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet zor günlerinde Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatmak için Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden uçakla Bangladeş'e gitti.
Emine Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya eşlik etti. Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları kampları ziyaret edecek olan Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, yaşanan olaylar hakkında mağdurlardan bizzat bilgi alacak. Türkiye'nin oluşturacağı insani yardım köprüsü için ön hazırlıkları tamamlayacak. İlk aşamada zaman kazanmak için yardım malzemesi yerinden temin edilecek. Müslüman mültecilere yardımın havadan yapılması bekleniyor. Yardımın detayları ve nasıl yapılacağı Çavuşoğlu'nun temaslarıyla netleşecek. Kızılay, TİKA ile koordinasyon halinde Arakan'a yardım ulaştırmak için de ön çalışmalar yapıyor. En çok su, branda ve gıda yardımına ihtiyaç var. Esed güçlerinin Nisan ayında Şeyhun'da kimyasal silahla yaptığı katliam teyit edildi. Birleşmiş Milletler saldırıda sarin gazı kullanıldığını doğruladı. Birleşmiş Milletler ayrıca 16 Mart'ta Halep'in Cine köyüne düzenlenen hava saldırısında 38 sivilin ölümünden Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumlu olduğunu da açıkladı. Dört Nisan. İdlib'e bağlı Han Şeyhun kasabası. Bu görüntüler Esed'e bağlı uçakların saldırısından sonra kaydedilmişti. Yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi de yaralanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri o saldırıdan sonra ilk kez Suriye'de Esed'e ait bir hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti. Muhalifler Esed güçlerinin sarın gazı kullandığını iddia etmişti. Rejim kimyasal saldırı suçlamasını reddetmişti. Türkiye'nin desteğiyle birçok uluslararası inceleme yapıldı. Bu incelemelerde sarin gazı kullanıldığı belirlendi. Bulgular son olarak Birleşmiş Milletler'in Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu tarafından da teyit edildi. Komisyona göre rejim kimyasal silah kullanmayı da sürdürüyor. Rejimin sorumlu olduğu en az iki düzine kimyasal saldırı belirlendi. Esed güçleri sadece Mart ve Temmuz ayları arasında 7 kez kimyasal silah kullandı. Burası ise Halep'e bağlı Cine köyü. 16 Mart'ta düzenlenen hava saldırısında 38 sivil ölmüştü. Birleşmiş Milletler Komisyonu o saldırıyı da Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediğini açıkladı. Rapora göre ABD güçleri bir camiye hedef almıştı. Ancak Cine köyündeki sivilleri korumak için önlem almamıştı. Böylece uluslararası insani hukuku ihlal ettikleri teyit edildi. Amerika Birleşik Devletleri vurulan camide El-Kaide mensuplarının öldüğünü iddia ediyordu. Ancak ölenler radikal bir dini cemaatin üyeleri çıkmıştı. Evet, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Star Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Metiner telefon attığımızda. Sayın Metiner, yayınımıza hoş geldiniz. İyi geceler. Hoş bulduk. İyi geceler. Sayın Metiner, Arakan'la başlayalım konuşmaya dilerseniz. Arakan'da binlerce sivil, genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden sadece Müslüman oldukları için korkunç bir şekilde katlediliyorlar ve hakikaten gelen görüntülere bakmaya yüreğimiz dayanmıyor demek yanlış olmayacak. Şimdi bu aşamada Türkiye'nin yaptıkları zaten ortada ama kalıcı çözümler için neler yapılması gerekiyor, hangi adımlar atılması gerekiyor? Önce bunu sormak istiyorum ve hemen akabinde de aslında hep Batı üç maymunu oynuyor diyoruz ama belki biraz da İslam dünyasına mı bakmak gerekiyor? Önce Müslümanlar söz konusu olduğu için. Yani Türkiye olmazsa İslam dünyasından bahsetmek mümkün değil. Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti olmamış olsa zaten hiç kimsenin Arakan'dan haberi bile olmayacak. Evet, İslam dünyası muhakkak diye bir dünya yok maalesef. Yani halkları Müslüman olan ülkeler var. Maalesef başlarında da zalim rejimler var. Halklarıyla bağları kopuk, sadece dini demobilizasyon aracı olarak kullanan Batı'nın güdümündeki bir takım rejimler var maalesef. Yani bir tek halkıyla bütünleşmiş liderlik, Erdoğan liderliği, Türkiye tarihsel misyonuna uygun bir biçimde Erdoğan liderliğindeki bir
ülke olduğu için Arakan Müslümanlarına, sadece Arakan Müslümanlarına değil, dünya Müslümanlarına, sadece Müslümanlar değil, bütün mazlum milletlere inançlarının gereği olarak el uzatıyor. Onun için Arakan hadisesi bir kez daha İslam dünyasının hali pür melalini ortaya koymuştur. Ve Türkiye'nin de ne kadar çok önemli, işlevsel olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye söz konusu olduğunda da Erdoğan gibi bir liderliğin ve AK Parti hükümeti ne kadar gerekli olduğunu, hem dünya Müslümanlar açısından hem dünya mazlumlar açısından ne kadar çok gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Ben yani Türkiye'nin çabasıyla bir takım olumlu sonuçlar devşirilebileceğine inanıyorum. Ama eğer Müslümanlar, İslam dünyası bir araya gelmezlerse, tek yürek, tek yumruk olmazlarsa daha nice soykırımlar yaşarız, daha nice katliamlara maruz kalırız. Hala kendi içinde birbiriyle didişen, mezhep kavgaları yapan ilkel bir dünyadan bahsediyoruz yani. Bir Şii bir Sünni'nin camisini bombalıyor, bir Sünni tırnak içinde Sünni, tırnak içinde Şii, bir Şii'nin camisini bombalıyor. Mezhepler üzerinden kavgalar, tartışmalar yürütülüyor. Etnik fay hatlar üzerinden, yok Belucidir, yok Peştudur, yok Kürttür, yok Türktür, yok bir Arap dünyaya bedeldir vesaire vesaire. Arap milliyetçilikleri, etnik milliyetçilikler, mezhepçilikler, işte krallık rejimleri, monarşiler falan, yani böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Aslında sayısal olarak da bir araya geldiğinde dünyanın seyrini değiştirebilecek bir dünya. Ama birbirlerine hasım, kendi işlerinde iktidar kavgası veren, birbirinin enerjisini tüketen bir dünyadan bahsediyoruz. İyi ki Türkiye var ve iyi ki bu ülkede, cennet mekan bu ülkede, Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider var. Ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti de 15-16 yıldır iktidarda. Aksi takdirde Arakanlı Müslümanların varlığından kimse haberdar olmazdı. Muhakkak ki öyle. Şimdi aslında Arakan'dan, bölgeden gelen sivil toplum kuruluşları yetkililerinden duyduklarımız da hakikaten yürek yakan cinsten. Oradaki insanlar uğradıkları zulüm sonrasında ölümden kaçıp sefalete sığınıyorlar aslında. Ama her günde aslında ölmeyi diledikleri paylaşılıyor gelen herkes tarafından. Şimdi önemli ziyaretler de gerçekleştiriliyor bugün. Sayın Emine Erdoğan biliyorsunuz Bangladeş'e gitti ki Türkiye'nin çabaları sayesinde aslında o sınır açıldı ve şu an binlerce Arakanlı Müslüman o mülteci kamplarındaki yerini almış durumda. Öteki taraftan yine Myanmar lideriyle yapılan Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon görüşmesi vardı. İlk etapta 1000 tonluk bir yardım ulaştırılacak. Sonrasında yine bu sayı artarak devam edecek. Bu ziyaretleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Dışişleri Bakanımız da orada olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da orada olacak. İşte biz bir tek Türkiye olarak orada varız. Maalesef. Yani ben ülkemle gurur duyuyorum. Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Bizim genel başkanımız, liderimiz olduğu için değil, Türkiye'nin başını dik tuttuğu için gurur duyuyorum. Bizim için iftihar tablosudur bu. Hem bu dünyada hem de öte dünyada iftihar tablosudur. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Bu ülkede yıllar yılı bir takım entel, dantel takımı böyle Budizm üzerinden hümanizm falan edebiyat yaptılar. Yani Budizm felsefesi, Buda, işte Budist rahiplerin nasıl katil olduklarını, Budistlerin nasıl Müslümanlar, Müslümanlık söz konusu olduğunda insanlıktan soyunduğunu hepimiz gördük. Orada Arakanlı Müslümanları katledenler Budistler. Budist rahiplerin başını çektiği terör unsurları ve koskoca bir devlet bu tür terör unsurlarına teslim olmuş durumda. O devletin başında da Nobel Barış Ödülünü kazanmış bir hanımefendi var. Ve kendi teröristlerine söz geçiremeyecek kadar da aciz bir devlet başkanı. Ama umarım edilerim Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın diplomatik siyasi çabaları sonucunda Birleşmiş Milletler'in de araya girmesiyle birlikte olumlu sonuçlar alırız. Emine Hanım'ı yürekten kutluyorum. TİKA'yı yürekten kutluyorum. Şunu söylemek istiyorum. Arakanlı Müslümanların yerinde Yahudiler olmuş olsaydı, Hristiyanlar olmuş olsaydı ne olurdu? Irak'ın kuzeyinde Şengal Dağı'nda işte Ezidiler katledildiler Hristiyan oldukları için ve işte Müslüman olmadıkları için
nasıl bir, bütün bir dünyanın sahip çıktığını gördük. Biz de sahip çıktık. Çünkü biz mazlumlara yüreğini kapıların ardına kadar açan bir milletiz. Bir devletiz, bir hükümetiz ama bütün dünya nasıl ayaklandı birdenbire? Ama günlerdir Arakan Müslümanlarının canları telef ediliyor, namusları payimal ediliyor. Bütün bir uygar dünyanın tırnak içinde şeyi yok, tepkisi. Hala Erdoğan'ın diktatörlüğünden bahsediyorlar. Yani Esed'in diktatörlüğünü unuttular, Arap dünyasındaki diktatörlükleri unuttular. Kendisinin bu gayri insani politikalarını göz ardı ediyorlar. Varsa yoksa Erdoğan, Erdoğan diktatörlüğü falan. Onun için Türkiye'nin kıymetini hepimiz çok iyi bilelim. Hı hı. Erdoğan liderliğinin Türkiye için arz ettiği önemi hepimiz çok iyi bilelim. Hakikaten Türkiye göğsümüzü kabartan hamleler yapıyor. Bu çerçevede yapılan yardımlar önemlidir. Ama Bangladeş'in diğer komşu ülkelerin de araya girmesiyle birlikte Birleşmiş Milletler'in de çabalarıyla Türkiye'nin öncülük etmiş olduğu bu diplomatik hamleler inşallah bir neticeye kavuşur. En azından Arakanlı Müslümanların katliamına son verilir ve diğer ülkelerde daha insani koşullarda can ve mal emniyetleri korunacak bir biçimde inşallah göç etmeleri sağlanır. Ben umutluyum. Ama burada peki, çıkaracak çok dersler var. Peki Sayın Metiner, aslında CHP'ye yönelik de bir soru sormak istiyorum size. Şimdi kimin için üzüldüğümüz, kimin için ağladığımız hiç şüphesiz çok önemli. Türkiye canı gönülden Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz için üzülüyor, gözyaşı döküyor. Ama şimdi CHP kanadından çok yakın bir tarihte aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi nasıl aslında güvenli değil, işte gelmeyin şeklinde, güvenli bulmuyorum şeklinde Alman Fokus dergisine şikayet etti. Daha çok yakın hafızamızda. Şimdi son dönemde yine daha dün çok çarpıcı bir çıkış geldi CHP kanadından. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da biliyorsunuz bir dönem genel başkan yardımcılığını yaptığı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Dün mecliste bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Orada yerli SİHA'larla yani silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani CHP Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, Ete Kılıçdaroğlu CHP'si, HDP, PKK, FETÖ bloğuyla işbirliği yaparak bu ülkeye zarar veren bir partiye dönüştü ve bu ülkenin artık giderek bir milli güvenlik sorunsalına dönüştü. Çok üzülüyoruz. Yani CHP adına çok üzülüyoruz. Atatürk'ün CHP'si adına çok üzülüyoruz. Bu bir terör seviciliktir. Yani Sezgin Tanrıkoğlu'nun yaptığı kişisel bir çıkış gibi görünse bile aslında CHP'nin, Kılıçdaroğlu CHP'sinin genleriyle son derece uyumlu bir çıkıştır. Çünkü Kandil'e laf kondurmayan, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye laf kondurmayan, YPG'yi yani Suriye PKK'sını özgürlük mücadelesini, bir halkın özgürlük mücadelesini veren bir hareket olarak tanımlayan bir CHP ile karşı karşıyayız. Suriye'nin kuzeyinde Amerika Suriye'nin PKK'sını silahlarla, ultramodern silahlarla donatıp Türkiye'ye karşı kullandığında bile Amerika'ya ses etmeyen, sesini yükseltmeyen bir CHP gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Buna rağmen HDP ile PKK'nın partisiyle işbirliği yapmakta hiçbir sakınca görmeyen bir CHP ile karşı karşıyayız. Şimdi Sezgin Tanrıkoğlu'nun bu sözleri çok açık bir biçimde söylüyorum. Terör seviciliğidir, terörü arkalamaktır. Silahsız insan hava araçlarımız Türkiye'nin gururudur. Bu silahları, bu araçları biz ürettik. Sadece istihbarat toplamakla yetinmeyen, topladığı istihbaratla da etkili mücadele yapan bir araç. Bundan Amerika rahatsız, bundan Avrupa'nın başkentleri rahatsız, bundan İsrail rahatsız. Çünkü terörle mücadelemizde gerçekten çok etkili sonuçlar devşirdiğimiz bir savaş aparatı artık diyebileceğimiz bir şey. Eskiden sadece işte istihbarat toplardı. Şimdi artık silahlarla da tespit edilen terör unsurlarını yok ediyorlar. Şimdi Sezgin Tanrıkulu bundan çok rahatsız. Çok çok rahatsız. Yani teröristler asker polis öldürdüğünde hiçbir rahatsızlık duymayan, tepki koymayan Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin içindeki bu PKK seviciler nedense SİHA'larımızın
teröristleri imha etmesinden çok büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. Bu CHP'nin, Kılıçdaroğlu CHP'sinin kendi içindeki bir takım unsurlarla birlikte nasıl bir bloğun içine yerleştirildiğini gösteriyor. Terör örgütleri üzerinden Türkiye'yi hizaya sokmaya çalışan devletler terörle mücadelemizden rahatsız, terörle mücadelemizin etkili aparatlarından biri olan SİHA'larımızdan, silahsız insan hava araçlarımızdan rahatsız ve CHP'nin eski genel başkan yardımcısı İstanbul milletvekili de bundan rahatsız. Güya biz sivil unsurları öldürüyormuşuz. Bunu Hendek terör çatışmalarında da çokça duyduk, Sezgin Tanrıkulu gibi CHP'lilerden. Orada da gene devletin sivil Kürt halkını katlettiğinden bahsettiler. PKK'nın terörüne bir biçimde arka çıktılar. Hep devleti suçladılar, devletin Kürtleri katlettiğini söylediler. Ya PKK'nın terörünü görmeyen, PKK'nın terörle mücadele ederken devlet terörüne dikkat çeken, devletin Kürtleri, özellikle de sivil unsurları katlettiğini söyleyen, PKK terörüne de arka çıkan bir terör seviciliğinden bahsediyoruz. Eğer CHP Sezgin Tanrıkoğlu'nun bu görüşüne sahip çıkmıyorsa, parti sözcüsü marifetiyle bunu kınamalıdır. Aksi takdirde bu sadece Tanrıkoğlu'nun kendi kişisel görüşü olmaktan çıkar. Kılıçdaroğlu CHP'sinin resmi siyasasına dönüşür. Çünkü bu öyle herhangi bir milletvekilinin kişisel görüşü olarak yorumlanabilecek bir konu değildir. Eğer bir partinin milletvekili devlet güvenliğini, millet güvenliğini ilgilendiren, devletin bekasını ilgilendiren bu önemli konularda gene devleti suçlayan, devleti sivil unsurları katleden bir biçimde suçlayan bir açıklama yapıyorsa ve kendi partisi de buna suskun kalıyorsa, bu partinin resmi politikasıdır. Sayın Metiner, aslında 9 Eylül'de de CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini ve stratejilerini konuşacak. Ama nerede? Son günlerde sıkça buluşturduğumuz Almanya seçimleri yaklaşıyor biliyorsunuz. Ve bu kampanyalar, Scholz ve Merkel arasındaki çekişme, Türkiye düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı üzerinden yürütülüyor. Ve Almanya'nın başkenti Berlin'de yapacak o konuşmayı. Üstelik Scholz'un partisinin genel merkezinde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birbirlerine çok yakışıyorlar. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Birbirlerinin ikizleridirler. Esed'in sarayına da koşan onlardı. Mısır'daki darbeci Sisi'nin sarayına koşanlar da onlardı. Yani nerede bir Türkiye düşmanı ülke odak varsa, Erdoğan düşmanı bir ülke odak varsa, onlarla işbirliği yapmaktan kaçınmayan bir Kılıçdaroğlu CHP'siyle karşı karşıyayız. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Birbirlerinin ikizleridirler. Şolsa Kılıçdaroğlu arasında veyahut da işte sözünü ettiğiniz parti yöneticisi arasında hiçbir fark yok. Zihniyetleri bir çünkü. Ama biz şuna üzülüyoruz. Sandıktan devşiremedikleri iktidarı başka yollarla devşirmeye çalışan bir CHP gerçekten Türkiye'nin demokrasisine, birliğine, barışına zarar veriyor. Bunu da adalet adına yaptığını söylüyor. Avrupa üzerinden Türkiye'yi baskılamak, terör örgütleri üzerinden Türkiye'yi baskılamak ve bütün bu baskılarla Erdoğan yönetimini sonlandırmak vesaire vesaire. Bunlar eğer Kılıçdaroğlu CHP'sinin medet umduğu bir yöntem halini almışsa, bu CHP bence demokrasi adına, adalet adına, barış adına sorgulanması gereken bir CHP'dir. Yolları açık olsun. Hazır Almanya'ya gitmişken, Berlin'de Scholz'la görüşmüşken, Pensilvanya'ya da kadar gitsinler. Pensilvanya'daki o iblisi de ziyaret etsinler. Belki orada o iblisin de iplerini tutan güç odakları Erdoğan'la 2019'da nasıl mücadele etmeleri gerektiğine dair kendilerine akıl verirler. Ama biz millet olarak buradayız. Yedi düvel bir araya gelse, CHP, FETÖ, PKK, HDP bir muhalefet bloğu olarak karşımıza dikilse, biz millet olarak buradayız. Yedi düvele karşı bir ve beraberiz. Ülkemizi, vatanımızı ve bu aziz milletin seçtiği Erdoğan liderliğini ölümüne sonuna kadar savunacağız. Kazanan millet olacak, kaybeden onlar olacak ve tarih onları utançla anacak. Gelecek kuşaklar Erdoğan düşmanlığı üzerinden savruldukları Türkiye düşmanlığından dolayı bu emperyalist güçlerle, yabancı güçlerle, hain odaklarla işbirliği yaptıkları için
yani ihanet ve bilerek ihanet ve delalet içerisinde oldukları için CHP ve CHP'nin içindeki bu güruhu utançlanacaklar, kınayacaklar. Peki AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Metiner, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığı için. İyi geceler diliyoruz. Sayın seyirciler, bizler de terörle mücadeleye bir bakalım, son durum nedir anlatmaya devam edelim. Terör örgütü PKK Kuzey Irak'ta peşmergelere bombalı saldırı düzenledi ve o saldırıda 15 peşmerge yaralandı. Saldırı dün Musul'a bağlı Sincar ilçesi yakınlarında gerçekleşti. PKK'nın yol kenarına yerleştirdiği bomba peşmergeleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak etti. Iraklı Kürt yetkililerin verdiği bilgilere göre teröristler peşmergelerin oradan geçeceğini kısa süre önce öğrenmişti. Yaralı peşmergelerin hastane serviste tedavisi sürüyor. PKK'lı teröristler terör örgütü DAEŞ'in saldırılarından faydalanıp birkaç yıl önce Sincar Dağı'nda yuvalanmıştı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tıpkı Türkiye gibi teröristlerin buradaki varlığına karşı çıkıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin referandum ısrarı da bir yandan devam ediyor. Barzani tüm tepkilere rağmen 25 Eylül'de sandıkları kuracak. Kampanya dönemi de resmen başladı ama muhalefet partileri referanduma karşı tutumlarını sürdürüyor. Üç parti referandum çalışmaları için başvuru yapmadı. Bu partiler Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği, Değişim Hareketi ve Irak Kürdistan İslami Topluluğu. Başından beri 25 Eylül'de referandum yapılmasına karşı çıkıyorlar. Hukuki zeminin bunun için uygun olmadığını söylüyorlar. Bölgesel yönetim yasalarına göre resmi kayıt yaptırmayan partiler propaganda çalışması da yapamıyor. Ayrıca sandıkta müşahit bulunduramıyorlar. Referandumda Kerkük gibi statüsü tartışmalı bölgelerde de sandık kurulacak. Sayın seyirciler, ve Iraklı Türkmenler uygulamaya oldukça tepkili. Sandıklara gitmeyecekler. Tam da bu dönemde Kerkük'te dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Kerkük'te bir askeri üsse 200 PKK'lı terörist getirildi. Üstelik bu Kerkük'ün Kürt valisi Necmettin Kerim'in izniyle yapıldı. Kerim, Talabani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin üyesi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum ısrarı bölgede tansiyonu yükseltir. Sözlerin sahibi Irak Türkmen Cephesi sözcüsü Ali Mehdi. Ali Mehdi, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin olası referandumunu diplomasi yoluyla durdurabileceğini ifade etti. Her hakkın parçalanmasının en büyük yüzeleri Türkiye'ye gelecek. Maalesef bu referandum gerçekleşirse bu süreçte bugünden ayın 25'ine kadar Kerkük'te çok ciddi sorunlar olabilir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yapmayı planladığı ve Türkiye'nin şiddetle karşı çıktığı referandum için bölgenin önemli aktörlerinden Türkmenler ne düşünüyor? Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi çekincelerini 24'e anlattı. Talebimiz Türkiye'den bu referandumu iptal ettirsin. Erbil'i Türkiye yaptı. 2003'ten sonra Erbil bir tane caddeydi. Hiçbir otel yoktu. Bugün Erbil'de 10 tane 5 yıldızlı otel var. Onlarca AVM var. Hepsi Türkiye tarafından, iyi ilişkiler tarafından yapıldı. Türkiye bu referandumu engelleyebilir. Yani birinci zarar biz görüyorsak ileride bunun en büyük zararı Türkiye Cumhuriyeti görecektir. Ali Mehdi, İran birliğinden yana tavır sergilediklerinin altını çizdi. Bölgede çok uzun zamandır nüfus yapısının değiştirmek istendiğini vurguladı. Bu referandumla birlikte Kerkük'te biz en çok karşı çıkan referanduma Irak Türkmenleri oldu. Biz hem Irak'ın birliğini sağlamaktayız hem de orada ana vatanımız olan Türkiye'yi savunmaktayız. Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi'ye göre referandumun gerçekleşmesi halinde bölgede tansiyon hiç tahmin edilmeyecek şekilde yükselecek. Mehdi, Myanmar'da yaşananları hatırlattı, önlem alınması gerektiğinin altını bir defa daha çizdi. Biz de o riski taşıyoruz. Yani Myanmar'da olan katliam Kerkük'te her an olabilir. Tabii ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Şimdi bu SİHA'larla yapılan açıklamayı Sayın Metiner'le de az önce değerlendirdik sayın seyirciler. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan savunma araçlarına yönelik kasıtlı iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Peki başka neler söylendi? Paylaşalım.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada son günlerde silahlı insansız hava araçlarının terörle mücadeledeki başarılı operasyonlarına gölge düşürmek için asılsız iddiaların ortaya atıldığı kaydedildi. Açıklamada SİHA'ların terör örgütleriyle mücadeledeki başarılı ve etkin desteğinden rahatsız olan terör örgütü destekçileri herhangi bir kanıt, delil göstermeksizin afaki söylemlerle terörle mücadelede kullanılan savunma araçlarımızın itibarını sarsmaya çalışmaktadır ifadesi yer aldı. Açıklamanın devamında terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan savunma araçlarımıza yönelik kasıtlı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. SİHA'larla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmemiştir denildi. Şimdi bir de dronlar var. Hayatımızın bir parçası oldu onlar da teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Onlarla ilgili yaptırımlar da zamanla yaşanan kazalar nedeniyle, sorunlar nedeniyle yürürlüğe girdi. Şimdi bir normal kullanımı var, bir de profesyonel kullanımları var. Elbette o yaptırımlar bunları içeriyor sayın seyirciler. İstanbul semalarında dronlar bir kez daha sahneye çıktı. Atatürk Havalimanı'nda iniş için alçalan bir uçağın pilotu kuleyi drone tehlikesine karşı uyardı ve o uyarı telsiz konuşmalarına da yansıdı. Tam geçtiğimiz noktada efendim 8.500'de Atatürk Havalimanı'nda drone tehdidi yaşandı. Tabii efendim rengi sarı ve siyah drone mevcuttu, bayağı büyük. İniş için alçalan bir uçağın pilotu uçuş güvenliğini tehlikeye atan bir drone'u gördü. Durumu hava trafik kulesine bildirdi. Tam geçtiğimiz noktada efendim 8.500'de pilotun uyarısı telsiz konuşmalarına yansıdı. İstanbul Kule Santur 41 Jület. Devam edin Santur 41 Jület. Tam geçtiğimiz noktada efendim 8.500'de siyah ve sarı renkli bir drone vardı malumat. 8.500 doğru mudur? Tabii efendim rengi sarı ve siyah drone mevcuttu, bayağı büyük. Kule görevlisi ise pilottan cismin konumunu teyit etti. Görevlilere bilgi verdi. Drone'un nereden ve kim tarafından uçurulduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı. Tabii efendim rengi sarı ve siyah drone mevcuttu, bayağı büyük. Ve Türkiye, AK Parti düzeltiyorum. AK Parti Türkiye'nin enerji karnesini hazırladı, açıkladı sayın seyirciler. AK Parti Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan o raporda cari açığı düşürecek projelerden enerji tasarrufuna, yerli üretimden enerji faturalarını azaltacak yöntemlere kadar birçok yeni hedef bulunuyor. Türkiye rüzgar santralleri ihalesiyle enerji maliyetlerini düşürecek yenilenebilir enerji kaynak alanları YEKA projelerine hız verdi. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı da hükümetin enerji politikalarını yakından takip ediyor. Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda Türkiye'nin gelecekte atacağı enerji adımlarına yönelik 6 hedef sıralandı. Rapora göre kişi başına düşen enerji tüketim miktarının artırılması ve enerji faturalarının düşürülmesi öncelikli hamlelerden biri. Son yıllarda enerji tüketim miktarının artmasına dikkat çekilen raporda 2002-2016 yılları arasında yıllık elektrik üretiminin %49,4'ünün yerli kaynaklardan, %50,6'sının da yabancı kaynaklardan sağlandığı belirtildi. Cari açığı düşürecek, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, yerli kaynak kullanımını ön plana çıkaracak projelere ağırlık verilmesi ana hedefler arasında gösterildi. Güneş, su ve rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları YEKA'ların hayata geçirilmesi de büyük öneme sahip. Yerli enerji kaynaklarının hayata geçirilmesi halinde 1000 megawatt kapasiteli elektrik üretimi şu haline dönüşecek Türkiye'de, bu sayede elektrik birim fiyatları düşecek. Kurulacak santrallerle sabit fiyat alım garantisi sağlanacak. Teknoloji yatırımları en üst seviyeye çıkarıldıktan sonra Ar-Ge, yerli üretim ve istihdama öncelik verilecek. Türkiye'nin küresel ölçekli yatırım merkezi haline dönüşmesini sağlayacak projeler için devlet de enerji sektöründe yatırımcılara fabrika alanı tahsisinden ekipman teşviğine önemli destekler verecek. Şimdi sizleri daha 15 yaşındaki Sinan Can Demir'le tanıştıracağım sayın seyirciler. Arkamda da görüyorsunuz. Bir hastaneden yansıyan bir fotoğraf karesi var şu anda arkamdaki ekranda. Neden? Sinan
Antalya'da yaşıyor, bir bilgisayar oyunu tutkunu ve saatlerce o oyun konsolunun başından kalkmaması az kalsın bacağına mal oluyordu. Günde 5-6 saat en az oynuyordum. Bilgisayar başından kalkmadı, yürüyemez hale geldi. Burada oluyor, burada şişlik meydana geliyor ama tıkanıklık esas kasık damarında oluyor. Antalya Aksu'da 15 yaşındaki Sinan Candemir bilgisayar oyunlarına meraklıydı. Yaz tatili boyunca zamanının büyük bölümünü ekran başında geçirdi. Yaklaşık bir hafta önce sol bacağında şişkinlik ve ağrılar meydana geldi. 15 yaşındaki Sinan Can bir gün sonra da bacağının üzerine basamamaya başladı. Önce topallayan, sonra da yürüyemeyen Sinan Candemir ailesiyle hastaneye başvurdu. Kontroller sonucu hareketsizlik yüzünden sol bacağındaki toplar damarın pıhtı nedeniyle tıkandığı teşhis edildi. Lise öğrencisi kalp damar cerrahisinde tedaviye alındı. Pıhtılaşma giderildi. Hiç kalkmadan 1-2 saat oturmak bile risk faktörü olabilir. Onun için böyle yarım saat, bir saatte bir kalkıp bacakları hareket ettirmekte fayda var. Bacağı kesilmekten kurtarılan Sinan Candemir, yaşıtlarına tavsiyelerde bulundu. Fazla bilgisayar oynamasınlar. Yani oynadım malum. Daha çok spor yapsınlar. Adana'da bir minibüste külçe altın taşınıyordu sayın seyirciler. Viraja hızla girince kapı açıldı. Külçe altınların olduğu çuvalda yola savruldu. O sürücü bunu fark etmedi. Ama hemen biraz arkasından gelen bir başka sürücü durumu affetmedi. Sonrası ekranda. İçi külçe altın dolu çuval yola düştü. Bu kişi de alıp kaçtı. Burası Adana. Nide'deki bir kuyum firması 26 kilo 194'er gramlık 18 saf altını özel bir güvenlik şirketine teslim etti. O altınlar işlenmek üzere Adana'ya getirildi. Ancak kurye minibüsü Dadadoğlu mahallesinde döner kavşağa hızlı girince kapısı açıldı. İçinde yaklaşık 160 bin lira değerinde külçe altın bulunan bir torba yola düştü. İlk anda olan biten fark edilmedi. Yol ortasında bir süre duran altın dolu torbayı bu sürücü gördü, durup alarak uzaklaştı. Güvenlik firması yetkilileri daha sonra bir torba altının kayıp olduğunu tespit etti. Polise başvurdu. Tam 41 noktadaki kamera kayıtları incelendi ve olay ortaya çıktı. Altın torbasını alan otomobilin Haşim İbrahim'e ait olduğu belirlendi. Söz konusu kişi gözaltına alındı, polis altınları sahibine teslim etti. Şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kısacık bir ara, ardından buradayız. Saatlerimiz artık 23'ü gösteriyor. Ben Zehra Küçük, moderatör. Gecenin ikinci saat dilimine başlıyoruz ama önce özetler diyeceğiz. Elbette Türkiye'de de Amerika'da da ormanlar yanıyor sayın seyirciler. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler giderek büyüyor. Rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangında 30 ev zarar gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland kentinde günlerdir orman yangını var. Kontrol altına alınamayan alevler büyük bir tehlike saçıyor. Mersin'de polis merkezinde bombalı saldırı girişimi son anda önlendi. Suriye'den gelen DAEŞ'li canlı bomba üzerindeki patlayıcılarla harekete geçtiği sırada son anda fark edildi ve vurularak öldürüldü. İstanbul Ümraniye'deki bir ilkokulun bahçesinde servisçiler kavga etmiş, bir kişi vurularak öldürülmüş. İki kişi de ağır yaralanmıştı, hatırlayacaksınız, dün gece paylaşmıştık. İşte o çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. 8 kişi de gözaltında, detaylar birazdan. İstanbul Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarpıp yola devrildi. Şans eseri çevrede başka araç olmaması bir faciayı önledi. Kaza anı da saniye saniye görüntülendi, onları ekrana taşıyacağız.
Samanyolu galaksisinde şimdiye kadar görülen en büyük ikinci kara delik keşfedildi. Kara delik Güneş'in 100 bin katından daha büyük. İşte özetler böyleydi sayın seyirciler. Bu haberler ve çok daha fazlasıyla moderatör gecenin ikinci saatine de başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi seçim malzemesi yapan Almanya'ya çok sert tepki gösterdi. Türkiye'nin seçim meydanlarında meze yapılmasına izin vermeyeceğiz diyen devletin zirvesi, Almanya'ya ve AB'ye Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararınızı verin ve mertçe açıklayın dedi. Erdoğan, Kuzey Kore'deki nükleer krizle ilgili çağrıda da bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arakan'da Müslümanlara yönelik katliam girişimlerini eleştirirken, Türkiye'den yardımların artarak devam edeceğini açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika mesajlarından başlıklar. Adeta gece gündüz Türkiye ile, partimle ve şahsımla yatıp kalkan bu siyaset tarzının Avrupa ülkelerine kazandıracağı hiçbir şey de yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi Almanya'ya, çağrısı Avrupa Birliği'neydi. Almanya'ya ve Avrupa Birliği'ne res çekti. Gün ola arman ola. Bu şahıslar benim yüzüme nasıl bakacak? Ya Erdoğan size ne yaptı? Burada ben kendilerine şunu söylüyorum. Şayet Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan mevcut ilişkisine bile tahammül edemiyorsanız çıkın bunu mertçe söyleyin ve gereğini yapın. Türkiye'yi seçim meydanlarında meze yapmaya çalışanlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Bunu böyle bilsinler. Genişletilmiş il başkanları toplantısında kritik dış politika mesajları verdi Cumhurbaşkanı. Almanya ve Avrupa Birliği'ni sözlerini yerine getirmemekle suçladı Recep Tayyip Erdoğan. Almanya'da seçim sandığına gitmeye hazırlanan gurbetçilere seslendi. Aman ha! Demokratik hakkınız olan oyunuzu kullanırken Türkiye düşmanlarına oy vermeyin diyorum. Cumhurbaşkanının gündeminde Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri de vardı. Kuzey Kore'yi de Kuzey Kore'ye tepki gösteren ancak kendisi nükleer silah üreten ülkeleri de eleştirdi. Kitle imha silahları üzerinden yürütülen bir kavganın kazananının olmayacağı açıktır. Ellerinde en güçlü kitle imha silahı bulunduranlar bizlere ne diyorlar? Sakın ha. Tamam da sizdekiler ne olacak? Ve Arakan'daki Müslüman katliamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası nezdinde girişimlerini sürdüreceklerini vurguladı. Erdoğan, Arakan'a Türkiye'den yardımın artarak devam edeceğini açıkladı. Arakan meselesini hem Kazakistan'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı ki Cuma günü Kazakistan'a hareket ediyoruz. Orada da dile getireceğiz. Dışişleri Bakanımız Bakü'den Bangladeş'e geçiyor. Eşim, oğlum, bunun yanında Fatma Betül Sayan kardeşimiz, onlar da bu gece inşallah Bangladeş'te olacaklar ve bu kampları dolaşıp yardım dağıtacaklar. Bu ilk etap, ikinci etapta 10 bin ton yine bir gıda, ilaç, giysi vesaire gibi bu yardımlar dağıtılacak. Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Estonya'nın Dışişleri Bakanı Sven Mikser, Almanya seçim sürecinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini sonlandırmasına yönelik tartışmaları değerlendirdi. Mikser, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geleceği ile ilgili tüm kararların çok dikkatli düşünülmesi ve seçim kampanyası modunda verilmemesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Estonya'nın hep Avrupa Birliği'nin genişlemesinden yana olduğunu belirten Mikser, bu genişlemenin somut kriterlere dayandığına dikkat çekti. Tüm aday ülkelerin bu kriterlere uygun davranmaları ve bunları yerine getirmeleri gerektiğini belirten Mikser, buna rağmen Türkiye göç krizi bağlamında olduğu gibi Avrupa Birliği'nin vazgeçilmez bir partneri olduğunu düşünmemiz lazım dedi. Türkiye bu bölgenin güvenliğine çok önemli bir aktör. Aynı zamanda en güçlü ve askeri durumda en iyi olan NATO müttefiklerinden biridir diyen Mikser, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geleceği ile ilgili tüm kararların
çok dikkatli düşünülmesi gerektiğine de dikkati çekti. Mikser, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin seçim kampanyası modunda verilmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin yakın gelecekte AB üyesi olacağını beklemediğini ifade eden Mikser, ancak kapıyı kapatmak veya kararları duygulara dayalı vermek yanlış olur diye konuştu. Şimdi gelin bir de Muğla'ya gidelim sayın seyirciler. Türkiye'ye dönelim. Muğla'nın Menteşe ilçesinde de bir orman yangını var, biliyorsunuz, paylaşmıştık önceki bültenlerde. Tabii gelen bazı gelişmeler var, onları da revize ederek aktarıyoruz sizlere. Rüzgarın yön değiştirmesinden dolayı kontrol altına alınması zorlaştı alevlerin. Şu aşamada gelen bilgiler bu yönde, başka neler yansımış anlatalım. Akbük Mahallesi, Akbük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle çok kısa bir sürede yayıldı. Yangına hava karardığından dolayı 126 arazöz ve 650 orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Orman yangını şu ana kadar 150 hektarlık alanı yok etti. Geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle yakındaki Zeytinköy Mahallesi jandarma ve orman ekiplerince boşaltıldı. Alevlerin Zeytinköy Mahallesi'ne sıçraması üzerine yerleşim yerlerinde bulunan kişilerin tahliyesi için İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Numan Öksüz komutasında 77 personel olay mahalline geldi. Öksüz, bölgede evlerini terk etmek istemeyen İsmail ve Arzu Çınar çiftini güçlükle ikna ederek yaşlı çifti ve kedilerini makam aracına alıp sağlık ekiplerinin bulunduğu alana ulaştırdı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen çifte ambulansla müdahale etti. Yangında 30 ev zarar gördü. Bir yangın haberi de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Portland kentinde günlerdir orman yangını var. Kontrol altına alınmayan alevler büyük bir tehlike saçıyor. Alevlerin hızlandırılmış görüntüsü ise dehşetin boyutunu çok daha net ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Portland kenti burası. Şehre kabus yaşatan orman yangını İşte böyle görüntülendi. Hızlandırılmış görüntüler dehşetin boyutunu çarpıcı şekilde ortaya koydu. Portland kenti günlerdir orman yangınıyla mücadele ediyor. Çevredeki eyaletlerde de yangınlar var. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yangın en şiddetli şekilde ise Portland'da etkili oluyor. Hala süren alevler yaklaşık 2400 kilometre karelik alanı kaplıyor. Şimdiye kadar alevlere müdahale eden itfaiyecilerden 3'ü hayatını kaybetti. Yerel yetkililer vatandaşlardan itfaiye ekiplerine yardım etmesini istedi. Özellikle de alevlerin yayılmaması için emniyet şeritleri oluşturulmasını talep ediyorlar. Mersin'de ise polis merkezine bombalı saldırı girişimi son anda önlendi. Neyse ki Suriye'den gelen DH'lı canlı bomba üzerindeki o sistemi harekete geçirdi ve tam da o anda fark edildi sayın seyirciler. Sonrasında da vurularak öldürüldü. Üzerindeki patlayıcıyla polis merkezini havaya uçurmak isteyen DH'lı canlı bomba son anda öldürüldü. Sabah saatleriydi. Yenişehir ilçesi 50. yıl polis merkezi önünde şüpheli bir kişi fark edildi. Ekipler dur ikazı yaptı. Ancak yapılan tüm uyarılar işe yaramadı. Amacı karakolu havaya uçurmaktı. Omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini uzatınca ekipler silahlarını çekti ve ateş açtı. Canlı bomba düzeneyi harekete geçiremeden öldürüldü. Olay yeri güvenlik çemberine alındı. DH'lı teröristin üzerindeki patlayıcı etkisiz hale getirildi ve çok geçmeden kimliği belli oldu. 19 yaşındaki terörist Abdülkadir E. Suriye'den gelmişti. 3 yıldır polis merkezine 100 metre mesafede ailesiyle birlikte oturuyordu. İki kardeşi terör örgütü DH üyesiydi.
ve Suriye'de öldürülmüştü. Şüphelenmedik ya. Gelir miydi, gider miydi buralara? Tabii gelir giderdi, görüşürdük. Burada işte akşamları otururdu burada, sabahları. Polisin dikkati sayesinde büyük bir facia son anda önlenmiş oldu. İstihbarat ekipleri şimdi canlı bombanın bağlantılarını araştırıyor. PKK'ya yine büyük bir darbe vuruldu sayın seyirciler. Saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütüne yönelik Şırnak, Ağrı, Muş ve Mersin'deki operasyonlarda tam 17 terörist öldürüldü. Öteki taraftan ağır yara alan örgüt Hakkari'de işçilere saldırdı ve maalesef 2 işçimiz şehit oldu. Biri ağır, 3 işçimiz de yaralandı. Mehmetçiğe ve sivillere saldırı hazırlığında olan teröristlere operasyon düzenlendi, 17 terörist öldürüldü. Güvenlik güçleri önemli bir istihbarat bilgisine ulaştı. Bölücü terör örgütü PKK, Şırnak'ta büyük bir saldırı hazırlığındaydı. Hedeflerinde yine asker ve siviller vardı. Üst bölgelerinde keşif bile yapmışlardı. Mehmetçik teyakkuza geçti, birlikler uyarıldı. İHA'larla yerleri tespit edildikten sonra da düğmeye basıldı. Şehit güvenlik korucusu Mehmet Baksoy adı verilen operasyon başladı. Komandolar teröristlerin izini sürdü. Ekipler Uludere ilçesi Behrancı Deresi'nde yoğunlaştı ve sıcak temas sağlandı. Teslim olmayan teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Bölge yoğun ateş altına alındı. Kaçacak delik bulamayan teröristler öldürüldü. İlk gün iki PKK'lı ölü ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar genişletildi, bu kez jetler de katıldı. Saklanan teröristlerin inleri bombalandı ve ikisi kadın, 7 terörist daha öldürüldü. 2 gün süren operasyonlar başarıyla sonuçlandı. Saldırı hazırlığında olan toplam 9 terörist ölü ele geçirildi. Örgütün inleri ve cephaneliği yerle bir edildi. Çok sayıda silah ve patlayıcı maddeyle örgütsel dokümana el konuldu. Operasyonlar sadece Şırnak'la sınırlı değildi. Ağrı'da 5, Muş'ta 4 ve Mersin'de 1 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı ayrıca Muş'taki operasyonlarda bir teröristin de yaralı ele geçirildiğini açıkladı. Ağır yara alan örgütse Hakkari Yüksekova'da Çobanpınar Köyü'ndeki enerji nakil hatlarında çalışan işçilere saldırdı. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki işçi hayatını kaybetti, biri ağır, 3 işçi de yaralandı. Güvenlik güçleri kaçan teröristlerin peşinde. Sayın seyirciler, Firari Can Dündar ve CHP'li Sezgin Tanrı Kulu konu terör örgütü PKK'nın sözcülüğü olunca birleştiler, ağız birliği yaptılar. İkisi de terörle mücadelede çok büyük fayda sağlayan SİHA'lar, silahlı insansız hava araçlarına tepki gösterdiler. Peki ne söylediler? Buyurun izleyelim. Bir yanda Firari Can Dündar, 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün önce Almanya'ya kaçmıştı. Hala da orada yaşıyor. Her fırsatta Türkiye'yi kötülemeyi sürdürüyor. Diğer yanda Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili. Bu iki isim terör örgütü PKK'nın sözcülüğünde birleşti. CHP'li Tanrıkulu mecliste basın toplantısı düzenledi. Hedefinde teröristlere karşı büyük fayda sağlayan silahlı insansız hava araçları vardı. Türkiye'de üretilen bu araçlarla yapılan operasyonlar hem güvenlik güçlerini tehlikelerden koruyor hem de teröristlere göz açtırmıyor. Bu sayede terörle mücadelede önemli ilerlemeler sağlandı. Görünen o ki bu başarı Tanrı Kulu'nu rahatsız etmişti. Sezgin Tanrıkulu eskiden JITEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor dedi. Terör örgütünün korkulu rüyası haline gelen yerli ve silahlı insansız hava araçlarına tepki gösterdi. Aynı zaman diliminde Almanya'dan Can Dündar da sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Twitter'da yazdı, SİHA'lar yani insansız hava araçları idam cezasının olmadığı Türkiye'nin yeni idam mangaları.
yeni Türkiye'nin JITEM'idir ifadesini kullandı. Belli ki PKK'lı teröristlerin etkili şekilde yok edilmesini içine sindirememişti ve PKK'ya kalkan olmak istemişti. Tıpkı Sezgin Tanrıkulu gibi. Böyle buyurur musunuz? CHP yöneticileri özellikle son dönemde sık sık Türkiye'yi yurt dışında şikayet eder oldu. Türkiye düşmanlarıyla kol kolalar. Bunun son örneği 9 Eylül'de yaşanacak. CHP TBMM Grup Başkan Vekili Özgür Özel 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini ve stratejilerini konuşacak. Seçtikleri yerse dikkat çekici. Son zamanlarda Türkiye düşmanlığını iyice artıran Almanya'nın başkenti Berlin. Dahası bu konuda başı çeken Sosyal Demokrat Parti'nin genel merkezi. Başbakan seçilirse Türkiye'ye ambargo uygulayacağını, hatta Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerine son vereceğini söyleyen Martin Schulz'un partisi. Evet, devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı'nca terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan savunma araçlarına yönelik kasıtlı iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşın zarar görmediği belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada son günlerde silahlı insansız hava araçlarının yani SİHA'ların terörle mücadeledeki başarılı operasyonlara gölge düşürmek için asılsız iddiaların ortaya atıldığı kaydedildi. Açıklamada SİHA'ların terör örgütleriyle mücadeledeki başarılı ve etkin desteğinden rahatsız olan terör örgütü destekçileri herhangi bir kanıt, delil göstermeksizin afaki söylemlerle terörle mücadelede kullanılan savunma araçlarımızın itibarını sarsmaya çalışmaktadır ifadesi yer aldı. Açıklamanın devamında terörle etkin ve verimli mücadele için kullanılan savunma araçlarımıza yönelik kasıtlı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. SİHA'larla yapılan terörle mücadele operasyonlarında hiçbir sivil vatandaşımız zarar görmemiştir denildi. Akıncı'su davası da 10 günlük bir bayram tatilinin ardından yeniden başladı. 486 sanıklı davada sanık kürsüsünde yine benzer savunmalar, tiyatrolar vardı sayın seyirciler. Savunma veren isim Akıncı İhanet Üssü'nde görevli eski pilot Ali Kalabulut'tu. Tüm suçlamaları reddeden Karabulut, üst komutanı Hakan Evrim'i suçlayan bir savunma yaptı. Karabulut, Hakan Evrim'in kendisine helikopterler yurtta sulh koduyla üsse inecek dediğini açıkladı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi o da Akıncı Üssü'ndeydi. Akıncı Üssü eski komutanı sanık Hakan Evrim'i yurtta sulh konseyi emirlerini vermekle suçladı. Darbe sanıkları Akıncı Üssü davasında birbirlerini satmaya devam etti. Bayram arasının ardından Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Bu kez sanık kürsüsündeki isim Akıncı Üssü'nde görevli eski pilot binbaşı Ali Karabulut'tu. Karabulut savunmasında ilginç ifadeler kullandı. Sanık Ali Karabulut darbe gecesi üst komutanı Hakan Evrim'in kendisinden kuleyi aramasını istediğini ifade etti. Ali Karabulut, Hakan Evrim bana gelen helikopterler yurtta sulh kodunu kullanarak iniş yapsınlar talimatı verdi dedi. Yurtta sulhun konsey ismini savcılıkta öğrendiğini iddia eden sanık Karabulut uçak hareketliliğini terörle mücadele operasyonu düşündüğünü savundu. Bir darbe sanığı da terör saldırısı bahanesine sığındı. Ali Karabulut daha önce verdiği savcılık ifadesinden de çark etti. Karabulut bu ifadesinde üst komutan Hakan Evrim için tek başına karar almadığı gün gibi ortada ifadelerini kullanmıştı. Duruşma salonunda kendi ifadesini inkar etti. Karabulut'a üstteki görüntüleri de gösterildi. Kamera görüntülerinden kendisini teşhis eden sanık Ali Karabulut birkaç metre yanında aynı koridorlarda gezen sivil kişileri ise tanımadığını iddia etti. Öteki taraftan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ davaları sonrası için yapımına başlanan yeni cezaevleri ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gül, mahkemelerin iş yükünü azaltacak tedbirlerin de devreye alınacağını açıkladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, inşaatına yeni başlanan cezaevleri hakkında bilgi verdi. Gül, adli yargı yılı açılışında gündeme gelen 50 yeni cezaevi konusunu paylaştı. Cezaevi inşaatlarımız sürüyor. Cezaevi tabii yüksek güvenlikli olduğu için çok daha tedbirli ve
biraz zaman alıyor ama bunların hızlanması için her türlü tedbirlerimiz de alınıyor. Hem İstanbul hem Ankara'da duruşma salonu olabilecek yerlerin tespiti ve bunların inşaatının bir an evvel olması için gece gündüz çalışmalar yapılıyor. Bakan Gül AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı öncesi açıklama yaptı. Bakan Abdülhamit Gül mahkemelerin iş yükünü azaltacak tedbirleri devreye soktuklarını da söyledi. Ek heyetlerde ve mevcut heyetlerin dosya yoğunluğunu da azaltacak şekilde çalışmalarımız sürüyor. Bu konularla ilgili iş yükünün artmadan Akıncı davası gibi diğer çatı davalarına bakan mahkeme heyetimizi yeni dosyalarla yoğunlaşmaması için mevcut dosyaları hızlı, seri ve adil bir şekilde yargılama yapabilmeleri için her türlü tedbir alıyoruz. Devam edelim. İstanbul Ataköy'deki Hakimler Savcılar lojmanları yakınında silah sesleri duyuldu. Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği olayda 2 kişi yaralandı. Ataköy 5. kısımda bulunan adliye lojmanları yakınında silah sesleri duyuldu. Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği olayda 2 kişi yaralandı. Silah kullanan kişinin lojmanda kalan bir savcının oğlu olduğu öğrenildi. Olayın parkta yaşanan tartışmadan kaynaklandığı, tartışmanın tarafı olan savcının oğlunun tartıştığı kişilere evinden aldığı silahla ateş ettikten sonra tekrar eve girdiği öğrenildi. Polis savcının oğlunu teslim almak için lojmana girerek uzun sürede pazarlık yaptığı bilgisi geldi. Şimdi dün gece buluşturmuştuk sizlerle. Tabii okul açılacak, hazırlıklar bir yandan sürüyor sayın seyirciler. Onlardan en önemlisi de hiç şüphesiz evlatlarımızı, evlatlarınızı teslim edeceğiniz servisler. Onların kayıtları da yaptırılıyor. İşte Ümraniye'de de yine böyle bir kayıt söz konusuydu ama servisçiler farklı hesaplar peşindeydi. O miniklerin, o çocukların güvenliğini göz ardı ettiler. Silahlar konuştu. Sonucunda bir kişi hayatını kaybetmişti. İşte o anların görüntüleri ortaya çıktı. Öteki taraftan 8 kişi de gözaltına alındı. Servisçi çatışması kameraya böyle yansıdı. Görüntüler Ümraniye'deki Fatih İlkokulu'nun bahçesinden. Servisçiler arasında rekabet yüzünden kavga çıkmış, silahlar çekilmiş, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden servisçi Cüneyt Elik ölmüş, 2 kişi de ağır yaralanmıştı. Velilerin servis kaydı için bulunduğu sırada yaşanan olay korku ve panik yaratmıştı. Kavga anında yaşananların görüntüsü de ortaya çıktı. Olaya karışan iki tarafın da sabıkalı olduğu ortaya çıktı. 8 şüpheli gözaltına alındı. Hayatını kaybeden şoför Cüneyt Elik, Ümraniye Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Peki bu olaylar neden yaşanıyor ve önüne nasıl geçilebilir? İşte bu yaşanan olay sonrasında zihinlerdeki soru işareti bu yönde sayın seyirciler. Şimdi cevabı ekranlarınızda. Nelere dikkat ediyorsunuz servis seçiminde? Öncelikle güvenlik benim için çok önemli. Güvenlik önemli çünkü canlarını servisçilere emanet ediyorlar ama... İstanbul'da her önüne gelen servisçi oluyor şu anda. İşte mesele bu. Herkes bir şekilde okul servisi sahibi olabiliyor. Yani cebinde 10 bin lira arabasına peşinat, 8 bin lira belediye verecek olduğu kart bedelinin birinci taksit olduğu sürece bu işi yapamaz diye bir kural yok. Kayıt dışı çalışanlarsa azımsanmayacak kadar çok. Servisçinin kim olacağınaysa genellikle okul aile birliği bağış karşılığı karar veriyor. Bu da servisçiler arasında rekabete yol açıyor. Sorun burada patlıyor. Okul aile birliği okula çok bağış alacağı şirket veya şahısları belirliyor. Ondan sonra da uygulamaya geçiyor. Ümraniye'de bir ilkokulda servisçiler arasında çıkan çatışma velileri endişelendirdi. Tam da kayıt zamanı çünkü. Kimler çocuklarını hangi servise verecekler? Servisler güvenli mi? Kimler denetliyor servis şoförlerini? İşte bu sorular yanıt bekliyor. Servisin bir yere kayıtlı olup olmadığı önemli mi sizin için? Tabii ki de önemli. Sorun yaşadınız mı servisle ilgili, servis şoförüyle ilgili? Yaşamadım.
Peki veliler nelere dikkat etmeli? Sonra belediyeden almış olduğu servis taşımacılığı kartı var mı, buna dikkat etsin. Ticaret odası veya esnaf odasına kayıtlı mı, bunları sorgulasın. Sabıkası var mı, daha önce o okulda taşımacılık yapmış mı? Bunların hepsi bir kriter. Ve son bir not. Veliler şüpheli durumlar ya da şikayet için 153 Beyaz Masa ve servisçiler odasını arayabilir. Ekonomiden bir haberle devam edelim moderatör. Geceye benzinin litre fiyatına 9 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 7 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası Ankara'da benzinin litre fiyatı 5 lira 32 kuruşa, İzmir'de de 5 lira 29 kuruşa çıktı. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4 lira 60 kuruştan, İzmir'de 4 lira 52 kuruştan satılmaya başlandı. Benzinin litresine en son 31 Temmuz'da 11 kuruştan, motorine ise 21 Ağustos'ta 7 kuruş indirim yapılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ise sürpriz bir istifa haberi geldi sayın seyirciler. ABD Merkez Bankası Başkanı görevinden ayrıldı. Fisher bu göreve 2014'te Obama tarafından atanmıştı. Görev süresi Haziran'da sona erecekti. Stanley Fisher'ın 13 Ekim'de görevini fiilen de bırakması bekleniyor. 73 yaşındaki ekonomist istifasına gerekçe olarak kişisel sebepleri gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a sunduğu istifa mektubu Amerikan Merkez Bankası tarafından yayınlandı. İstifanın Trump'ın Merkez Bankası üzerindeki etkinliğini artırması bekleniyor. Türkiye'ye dönelim, bir kaza haberini buluşturalım sizlerle. Yer İstanbul Avcılar'dı. Bir otomobil kontrolden çıktı, gitti elektrik direğine çarptı ve o direği yola devirdi sayın seyirciler. Şiddetini buradan da anlayabilirsiniz. Şans eseri o sırada başka bir araç yoktu çevrede ve büyük bir facianın önüne geçildi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğini devirdi. Burası E5 otoyolu Avcılar mevkii. Bir otomobil kontrolden çıktı, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Direk yola devrildi, şans eseri etrafta araç yoktu. O sırada kaldırımda yürüyen yayalar da hızla koşarak son anda kurtuldu. Otomobil hurdaya döndü, yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ne kadar aman dikkat desek de işte kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Bizler de maalesef sizlerle buluşturuyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz karede Sivas'tan yansıdı. Yolcu otobüsüyle bir otomobil çarpıştı. İşte manzara ortada. Sonucunda bir kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Kaza Sivas'ın Afik ilçesi Yarhisar köyü mevkisinde meydana geldi. Erzincan'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsü Özkan Ayhan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi. Şeritteydim. Karşıma bir taksi geliyor. Selektör yaptım kendi şeridine geçerdi. Geçmedi. Direkt üstüme gelince hafif ikinci şeride geçmeye çalıştım. Geldi. Dur lastiğe vurdu. Lastiği sen gümledin. Ön lastiğe giderken tabii, baştan gelip altına gidiyor. Ön lastiği şey yapınca ön lastiği de gümletince arabayı yola sarsın. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Özkan Ayhan, AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı. Ayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dört yolcunun bulunduğu belirtilen otobüste ise ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Yaralılar Sivas ve Hafik'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Otobüsün yanma ihtimali üzerine olay yerine Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yeni
Gecenin karanlığını adeta gündüze çeviren bir yangın haberi de Yozgat'tan geldi. Bir iş merkezini alevler sardı. Kısa sürede yayıldı. Vatandaşlar sokağa döküldü. Sonucundaysa dükkanlar neredeyse kullanılamaz hale geldi sayın seyirciler. Ve dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alındı. Alevler geceyi aydınlattı. Korku ve panik vardı. Uykularından uyananlar kendilerini sokağa attı. Facianın eşiğinden dönüldü. Yozgat Abide İş Merkezi'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı ve bir anda büyüdü. Çağrılan itfaiye siren çalıp anons yaparak çevredeki binaların sakinlerini uyandırdı. Çocuğunu kapan, battaniyesini yorganını alan soluğu sokakta aldı. Yatıyordum. Bir anda gürültü yapıldı. Siz aşağı indiniz. Geldim var dediler. Evet, yürüyerek merdivenlerden indim. Kapılara vurdu evleri boşaltın diye. 64 daire var orada. Sakat olan var, hasta yatan var, ihtiyarlar var. Yangın büyüktü. Takviye ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar da yaşandı. İş merkezinde bulunan ve dumandan etkilenerek baygınlık geçiren bir kişi kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. İş merkezindeki çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale geldi. Uyuşturucu illetinin nasıl yiyip bitirdiğini, yavaş yavaş ölüme götürdüğünü bu ekranlardan sıkça sizlerle buluşturuyoruz sayın seyirciler. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Boynumuzun borcu olarak görüyoruz elbette. Özellikle gençlerimizi bu illetin pençesinden kurtarmaya çabalıyoruz bizler de 24 olarak. Şimdi bu kez yine hakikaten yüreklerimizi yakan bir görüntü geldi. Can acıtan bir görüntü geldi. Bir genç sentetik hap içti, Adalar vapuruna bindi. Sonrasında yaşadıklarını da bir vatandaş kaydetti. Uyuşturucu illeti gençleri böyle tüketiyor. Burası Adalar vapuru. Bu kişi iddiaya göre bonzai içip vapura bindi. Sonra da kendinden geçti. Düştü düşecek, ayakta zor duruyordu. Yürek yakan bu görüntü dakikalarca devam etti. Vapurdaki görevliler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Bağımlı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şimdi hemen her gece sizlerle muhakkak uyuşturucuyla mücadeleye yönelik haberler buluşturmaya çabalıyoruz değerli izleyiciler. Şimdi sıradaki haberimiz Adana'dan yansıdı. Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine diğer illerde de olduğu gibi göz açtırmıyor, buna gayret ediyorlar. Bir tırın yakıt tankında gizlenmiş ve piyasa değeri tam 7,5 milyon lira olan 109 kilo eroin ele geçirildi. Tabii uyuşturucuyla mücadele en az terör kadar önem verdiğimiz ciddi bir alan. Adana'da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Piyasa değeri 7,5 milyon lira olan 109 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik ekipleri Sarıçam'da kontrol yapıyordu. Strafor taşıyan şüpheli bir tır arandı. Dedektör köpek yakıt tankına tepki verdi. Depo açıldı. İçinde paketlenmiş 109 kilo eroin bulundu. Piyasa değeri dudak uçuklatacak cinstendi. Tam 7,5 milyon lira. Tır sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyon sonrası yaptığı açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Tabii uyuşturucuyla mücadele en az terör kadar önem verdiğimiz ciddi bir alan. Polisi olarak, Adana Emniyet Müdürlüğü olarak
arzın azaltılmasına yönelik ciddi mücadelemiz sürecek. Sıradaki haberim İstanbul'dan. Şimdi bu yaşlı adam ne yaptı alıp götürüyorlar diye bilirsiniz, hemen söyleyelim. 77 yaşındaki para kuryesi piyasaya sahte para taşıyacaktı sayın seyirciler. Üzerinden yaklaşık 100 bin Amerikan doları sahte para çıktı. İstanbul'da jandarma ekipleri 77 yaşındaki bir adamın piyasaya sahte Amerikan doları süreceği ihbarını aldı. Operasyon için düğmeye basıldı, şüpheli takibe alındı. Ataşehir'de yakalanan 77'lik dedenin elindeki siyah poşetten yaklaşık 100 bin Amerikan doları sahte para çıktı. Sahte dolarların turistlerin yoğun olduğu bölgelerde döviz büroları aracılığıyla piyasaya sürüleceği öğrenildi. Sahte para kuryesi 77 yaşındaki adamınsa daha önce uyuşturucu suçundan sabıkası olduğu tespit edildi. Devam edelim. İstanbul'da kalmayı sürdüreceğiz. Fatih'te Bulgar uyruklu bir kişi gözüne Ürdünlü bir aileyi kestirdi. Onları takip etti. Kadının cep telefonunu çaldı. Ama kaçtı diyemiyoruz. Çünkü sadece 7 saniye sonra yakayı ele verdi ve o anlarda elbette güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonu çaldığı 7 saniye sonra polise böyle yakalandı. Olay yeri Fatih. Ürdünlü bir aile yürüyordu. Bulgar uyruklu bu kişi arkalarından yaklaştı, kadının cep telefonunu çaldı. Mağdur aile durumu fark etmedi ama güven timleri olan biteni an be an gördü. Sadece 7 saniye içinde o kapkaççıyı yakaladı. Yere yatırılan zanlı direnmeye çalıştı ama ters kelepçe vurularak karakola götürüldü. Balık sezonu da malumunuz açıldı sayın seyirciler ve açılmasıyla birlikte su ürünleri halleri de yakın bir takibe, yakın markaja alınmış durumda. İstanbul'da yasal boy sınırı var biliyorsunuz ve altında olan balıkların avlanması yasak, yaptırımlar uygulanıyor. İşte böyle bir operasyon vardı. Yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el konuldu. Yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el konuldu. Av sezonu açıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul Gürpınar Su Ürünleri halinde balıkların boyları ölçüldü. Yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrit tespit edildi ve el konuldu. Avcılık kanununa uymayan balıkçılara idari para cezaları kesildi. Kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Şimdi ekranlarınızda önce sorumsuz bir babayı taşıyacağız sayın seyirciler. Çocuklarından ikisini motosikletinin sepetine, birini de kucağına aldı. Yola çıktı, keyifli bir şekilde trafikte sorumsuzca ilerledi. Hem kendi canını, hem onların canını, hem de yaşanabilecek bir kazanın sonucunda da başkalarının canını hiç düşünmeden tehlikeye attı. Öteki taraftan Bursa'da da hız tutkunu bir motosikletçi ölüme meydan okudu. İşte o tehlike dolu anlar. Sorumsuz baba trafikte yürekleri ağızlara getirdi. Burası İstanbul Bahçeli Evler. Görüntüdeki motosikletli çocuklarıyla kağıt toplamaya çıktı. İki çocuğunu motosikletin sepetine, birini de kucağına aldı. Kazaya davet çıkararak ilerledi. O anlar işte böyle saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüde Bursa'dan hız tutkunu motosikletçi ölüme meydan okudu. Hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe saydı. Motosikletine yüzüstü bindi. Otoyolda tam gaz ilerledi. Kaskı da olmayan motosikletli zaman zaman rüzgar yüzünden önüne bile bakamadı.
Güvenlik kameraları da iyi ki varlar. Bütün haberleri, yaşanan anları sizlerle net bir şekilde paylaşabiliyoruz, buluşturabiliyoruz. Şimdi iki hırsızlık görüntüsü gelecek ekranlarınıza sayın seyirciler. Birinde hırsız camını kırdığı aracın etrafında dakikalarca tur attı. Uzun süre dolaşıp durdu. Defalarca da camdan içeri girdi. Ardından diğer olayda ise kağıt toplayıcısı 70 kiloluk Röger kapağını çaldı. Kayıplara karıştı. İşte o görüntüler. Biri arabayı soydu, diğeri Röger kapağını çaldı. İkisi de kameraya yakalandı. İstanbul Bağcılar'da bir hırsız önce arabanın camını kırdı. Sonra defalarca bir oraya bir buraya gidip geldi. Her seferinde otomobilin içinde çalacak bir şeyler aradı. Sonunda arabadan otomatik lazer metreyi alıp kayıplara karıştı. Burası da Ataşehir. Kağıt toplayıcısı 70 kiloluk Röger kapağını böyle çaldı. Niyeti Röger kapağını hurda niyetine satmaktı. Önce çevreyi kontrol etti. Fırsatını bulunca da çalmaya çalıştı. Dakikalar boyunca uğraştı. Kağıt toplayıcısı sonunda Röger kapağını bulunduğu yerden çıkardı. Kendi arabasına koyup gitti. İkinci Ar-Ge İnovasyon Zirvesi de İstanbul'da başladı sayın seyirciler. Yerli ve milli teknolojinin yenilikleri sergileniyor bu zirvede ve program Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştiriliyor. İkinci Ar-Ge İnovasyon Zirvesi İstanbul'da başladı. Yerli ve milli teknolojik ürünler görücüye çıktı. Zirveye çok sayıda firma katıldı. Ziyaretçi akını vardı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da oradaydı. Biz tabii katılımcı ve konuşmacı olarak buradayız. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak. Elbette ülkemizin muasır medeniyet seviyesine varması, 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi, hatta muasır medeniyet seviyesinin ötesine geçebilmesi için Ar-Ge ve inovasyonun toplumun bir toplumsal seferberlik gibi, toplumun dip dalgası gibi toplumun içinden çıkması, toplumumuzun farkında olması ve bu alandaki çalışmaları yakından takip etmesi çok önemli. Bu hem müreffeh olabilmemiz hem de ülkemizin bu içinden geçtiği zorlu dönemlerde bağımsızlığı için çok kritik. Vakıf Başkanı Selçuk Bayraktar yeni yerli İHA'larında müjdesini verdi. İnşallah 4,5 ton civarında kalkış ağırlığına sahip Bayraktar'ın büyüğü diyebileceğimiz, yani en az birkaç kat, 5-6 kat büyüğü diyebileceğimiz insansız hava aracı, daha hızlısı, daha yüksek irtifaya çıkabileni ve daha farklı görevler yapabileni var. Bunun yanında milli insansız muharip savaş uçağı diyebileceğimiz, yani insansız jet diyebileceğimiz proje üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yerli ve milli teknolojinin de sergilendiği zirve 7 Eylül'de sona erecek. Harvey kasırgasının yaralarını sarmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri şimdi de Irma kasırgasını bekliyor sayın seyirciler ve adım adım ilerleyen o kasırga Karayipleri de vurmaya başladı bile ve hafta sonunda da artık Amerika'nın Florida eyaletini vurması bekleniyor. Irma kasırgası en yüksek seviye olan 5. kategoriye yükseldi. Tarihte Atlas Okyanusu'nda kayda geçen en güçlü kasırga oldu. Kasırga ile birlikte esen rüzgarların hızı 295 kilometreye ulaşıyor. Kasırga Karayipler'in kuzeyinde etkisini göstermeye başladı. Bazı adalarda sellere yol açtı. İlerleyen saatlerde daha da şiddetleneceği tahmin ediliyor. Kasırga Porto Rico, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'dan geçecek. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine ulaşacak. Kasırganın güzergahı üzerinde çok hummalı bir çalışma da yürütülüyor. Siviller gıda stokluyor ve evlerini güçlendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump Florida'da acil durum ilan etti. Rüzgarın hızı saatte 295 kilometreye ulaşıyor. Bu bilgiyi de buluşturalım sizlerle.
Kanada'da ise bir meteorun düşüşü görüntülendi. Onu taşıyacağız şimdi ekrana. Görüntü 4 Eylül gecesi kaydedildi. Burası Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kelowna kenti. Jack Posen adlı kent sakininin evindeki güvenlik kamerası meteorun düşüş anını görüntüledi. Saat gece 22.11'i gösteriyordu. Atmosfere giren meteor alev topuna dönüşerek yok oldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre bu görüntülerden yaklaşık bir dakika sonra çok şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Bir kez daha gördük. Devam edelim. Samanyolu galaksisinde şimdiye kadar görülen en büyük ikinci kara delik keşfedildi sayın seyirciler. Ve o kara delik Güneş'in 100 bin katından daha da büyük. Kara delikler, uzay boşluğunun en merak uyandıran ve en ürkütücü varlıkları. Güneş sisteminin de yer aldığı Samanyolu galaksisinde devasa bir kara delik daha tespit edildi. Boyutu Güneş'in 100 bin katından büyük. Yeni kara deliği Japon gökbilimciler keşfetti. Şili'deki Atacama Çölü'nde bulunan teleskop sayesinde fark edildi. Keşfin modern fiziğin gelişimine katkıda bulunacak veriler sunması umuluyor. Maybe we'll never know. Bu şimdiye kadar keşfedilen en büyük ikinci kara delik oldu. En büyüğü ise Güneş'in 400 milyon katı büyüklüğünde. Samanyolu galaksisinde 100 milyondan fazla kara delik olduğu tahmin ediliyor. Ve güzel bir haberi de buluşturacağız sizlerle. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dün 110.273 yolcuyu ağırladı ve tüm zamanların günlük yolcu rekoru da böylece kırılmış oldu. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruda Kurban Bayramı tatilindeki yolcu sayıları açıklandı. Açıklamada 4 Eylül'de 110.273 yolcu sayısıyla tüm zamanların günlük yolcu rekoru kırıldı denildi. 25 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında geçen 11 günlük tatil süresinde ise toplam 1.096.291 yolcu sayısına ulaşıldığı kaydedildi. Aynı dönemde ulaşılan uçak sayısı ise 7.173 oldu. Şimdi helal sana dedirtecek bir görüntü, bir haber buluşturacağız sizlerle. Nereden geldi? Adıyaman'dan geldi. O güzel, o yüreklerimizi ferahlatan haber sayın seyirciler. Bir çoban hayvanlarını otlatıyordu. İşte o civarda yaralı bir dağ keçisini fark etti. Onu buldu, kilometrelerce sırtında taşıdı, evinde tedaviye aldı. Ve şimdi kendi imkanlarıyla da onu iyileştirmeye çalışıyor. Dağ keçisi yaralıydı. 17 kilometre boyunca sırtladım, getirdim. 17 kilometre sırtında taşıdığı evine getirdi. Yaralı dağ keçisini kurtarmak için elinden geleni yaptı. Adıyaman'ın Yazıbaşı köyünde çoban Erdal Değirmenci hayvan otlatıyordu. Bu sırada yaralı bir dağ keçisi gördü. Arka ayağında yara olan hayvan yürüyemiyordu. Orada bırakmaya yüreği el vermedi. Keçiyi sırtladığı gibi köyünün yolunu tuttu. Erdal Değirmenci eve getirdiği keçiye kendince bakmaya çalıştı. Yem verdim, su verdim. Az bir şey yürü ama sağlık durumu fazla iyi değil. Merhametli çoban, yaralı dağ keçisi iyileşir iyileşmez yeniden doğaya bırakacağını söyledi. Ve kutsal topraklardan ilk hacı kafilesi de yurda dönmüş durumda sayın seyirciler. Ve hac vazifesini yerine getirenler aileleri tarafından çok büyük bir sevinçle ve gözyaşları içerisinde karşılandı. Türk hacılar kutsal topraklardan yurda dönmeye başladı. İlk kafile Atatürk Havalimanı'nda aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.
güzel şeyler. Allah herkese nasip etsin öyle yerleri görmek. Ama vatan başka. Vallahi gittik görmek lazım orada. Durmak lazım. O akımı, o insanları, o kalabalığı görmek lazım. Güzel bir haç yaptık. Kazasız, belasız. Mekke'miz ayrı bir güzel, Medine'miz ayrı bir güzel. Hacılar uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak birbirleriyle hasret giderdi. Genç olan insanların gitmesi, Cenab-ı Allah maddi manevi imkanı olan herkese nasip etsin. Büyüklerim de söylediği gibi herkesin genç gitmesi lazım ki orada daha güzel ibadetlerini yerine getirsin. 2017 yılı için çekilen hac kurasına 1 milyon 780 bin kişi katılmış, 80 bin kişi hacca gitmeye hak kazanmıştı. Hacıların dönüşü Eylül sonuna kadar devam edecek. Şimdi müzik dünyasının da nur topu gibi yepyeni bir enstrümanı oldu sayın seyirciler. Bursalı bir müzisyen düşündü taşındı, piknik tüpünden bir enstrüman geliştirdi, bir enstrüman yaptı ve adına da tüp saz dedi. Piknik tüpüyle yaratıcılığını kullandı. Tüp saz adını verdiği enstrümanı yaptı. Her solukta senin adın, ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Bursalı Hasan Kurtuluş Gözütok müzik dünyasına yeni bir çalgı kazandırdı. Kara gözlüm hallerimi söyle. Piknik tüpü tam bu iş için biçilmiş kaftan bir yapıya sahipti. Kendi hani basınçlı da olmasından kaynaklı galiba. Yaratıcı müzisyen ritim çalınabilen eşyalardan ilham aldı. Bakır eşyalarla yaptığı denemelerden istediği sonucu alamadı. Görünümü ve yapısı nedeniyle piknik tüp kullanmaya karar verdi. Tasarladı ve ortaya tüp saz çıktı. Mıknatıslarla hacimleri genişletildikçe oradaki seslerin daha pesleşebildiğini gördük ve şu an iyi bir dizayn ve iyi bir çalışmayla bütün dizileri, bütün makamları çalabilecek bir konuma geldi. Hasan Kurtuluş Gözütok konserlere de başladı. Ancak en çok notaları bulmakta zorlandığını söyledi. Tüp sazı zamanla daha da geliştirebileceğini ifade etti. Diyarbakırlı bir mucidimiz de çizgi film karakteri olan Müfettiş Gadget'tan ilham aldı ve gün ışığından enerji üretebilen şapka tasarladı. Bu şekilde buraya taktığımızda kendi kendine bu sefer cihaz şarj oluyor. Hani gün ışığından aldığı enerjiyi kendine depoluyor. Çizgi film karakteri Müfettiş Gadget'tan ilham aldı, enerji şapkası yaptı. Ve yaklaşık olarak bir hafta içerisinde şarj depolayan, özellikle madenci kardeşlerimiz bazen zor durumda kaldıkları zaman bir haftalık iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor. Diyarbakır Bismil'de Celal Göger geliştirdiği bir sistemle gün ışığından yararlandı, o sistemi fötr şapkanın içine yerleştirdi ve 1 kilowatt saat kapasiteli enerji üretmeyi başardı. Malzemeler kullanarak yaptım. Şansı çıkardığınız zaman çalışır. Şu an burada da gün ışığında çalışır. Anladım. Güneş olup olmaması şu anda çalışıyor zaten. Evet. Ortaokul ve lise diplomalarını dışarıdan alan Celal Göger şimdiye kadar buluşlarıyla adından sıkça söz ettirdi. İlginç icatlar arasında Bluetooth'lu eldiven de var. Şuradan açıyorum. Evet. Kendi kendine de açılır. Tamam. Evet, alo, ben duyuyor musun? Tabii duyabiliyorum. Gayet net. Vallahi ben de sizi duyuyorum ya. Duyuyorsunuz değil mi? Evet. Ha? Kablo yok, bir şey yok. Aynen öyle. Şöyle. Daha önce telefon ekranlarını görünmez kılan Celal Göger'in yeni hedefine gelince, tomografiye gerek kalmadan vücuttaki tıkalı damarları görecek gözlük yapmak. Bu haberle moderatör gecenin de sonuna gelmiş bulunmaktayız sayın seyirciler. Türkiye'de ve dünyada neler olup bitti hepsini anlatmaya çalıştık 2 saat boyunca.
bu gece noktalıyoruz ama yarın gece saatler 22'yi gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. O ana dek hoşça kalın, iyi geceler.